Türk bilim insanları çağın hastalığı kanseri yenmek için aralıksız çalışmalar yapıyor ve bu kapsamda önemli bir çalışma Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Güneş Esendağlı ve ekibinden geldi. Türk bilim insanları kanser hastalarının kanında hastalığa karşı savaşma potansiyeli bulunan yeni bir hücre grubu keşfetti. Bu çalışma kanser tedavisinde büyük bir başarı sağlayacak. Kanser hücrelerinden bazı alt tiplerin kansere karşı savaşmaya devam edebileceğine dair çok güçlü bir alt tip olduğunu bulduk. Türk bilim insanları büyük bir başarıya daha imza attı. Kanserle savaşacak uyuyan hücrelerin şifrelerini keşfetti. Monosit dediğimiz hücreleri biz çeşitli tekniklerle topladık, saflaştırdık. Sağlıklı kişilerde bunların göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu gördük. Kanser hastalarının arttığını gördük. Kanser maalesef çağın hastalığı. Buna karşı arayışlar da devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Güneş Esendağlı ve ekibi kanser hastaları için kolları sıvadı. Bağışıklık sistemi hücreleri üzerine araştırma yaptı. Yapılan çalışmada kanser hastalarının kanında bulunan ve kanserle savaşma kabiliyetini yitirmemiş olduğu belirlenen yeni hücre tespit edildi. Kanser hastalarının bu topladığımız hücreleri farklı tekniklerle karakterize ettik. Mesela bu hücrelerin içerisinde 20 binden fazla gen ifadesinin nasıl değiştiğini gördük. Belirlediğimiz hücre grubu dışındaki diğer hücrelere göre nasıl farklı davrandıklarını, acaba kansere savaşta immün sistemi, bağışıklık sistemini destekleyip desteklemediklerini çeşitli laboratuvar, tüpte dediğimiz tüp içerisinde gösterdik. Araştırma özellikle kolon ve meme kanseri hastaları üzerinde yapıldı. Ancak diğer kanser türlerinin tedavisinde de başarı gösterdiği belirlendi. Çok geniş bir hasta grubunda çalıştık. Temelde aslında kalın bağırsak kanseri ve meme kanserinde bu gruba odaklanmışken, bunların varlığını, artışını orada göstermişken, daha sonra akciğer kanserinde, pankreaste, gastrik kanserlerde de bunun varlığını doğruladık. Yapılan çalışmayla birlikte bağışıklık hücrelerinden bazı alt tiplerin kansere karşı savaşmaya devam edebileceği tespit edildi. Esendağlı, bahsedilen hücrenin kanser hastalarının kan dolaşımında olan bir hücre olduğunu söyledi. Çalışma kanser tedavisine adeta ışık tutacak. Dünya bilim çevrelerinde de geniş yankı uyandıran çalışma, uluslararası tıp dergilerine kapak olarak seçildi.